Adine Efendi dedi ki biz dedi bazen böyle tavuk, yumurta, sebze bir şeyler böyle ufak tefek şeyler götürürdük. O köyün yolunun ana caddeye birleştiği bir yer var. Üç çeşme denilen bir yer vardır. Bir oraya giderdik, satardık onları. 3-5 kuruş kendi geçimimizi sağlar. Bir gün diyor böyle iki tane tavuk kesmişim diyor. Güzelce temizlemişim, götürmüşüm diyor. Yolun ağzına bekliyorum diyor. Arabalar geçiyor tabii yol üstü gelip geçenlere falan satmaya çalışıyorlar. Bir araba geldi diyor. Araba geldi geçti diyor böyle bir 10-15 metrelere fren yaptı durdu. Ben müşteridir diye diyor hemen elindeki tavuklarla diyor o tavuklar böyle poşetin içerisine koştum. Cama bir yanaşım diyor baktım Şeyh Maşuk Efendi Hazretleri. Nurşin'den geliyor bir yere gidiyormuş. Diyor böyle bana baktı. Senin bu tavukların satılık mı dedi. Diyor dedim ki satılık değil. Bunlar hediyelik dedim diyor. Birden bire. Diyor dedim ki ama olmaz dedi. Diyor dedim ki efendim vallahi billahi tallahi şeyh benim bu tavuklarımı kabul edecek. Ve ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Beni kırmasın, kalbimi kırmasın, benim gönlümü hoş etsin dedim diyor. Ama öyle bir yalvardım, öyle bir yemin ettim ki diyor. Şeyden şifa şüphe ki dedim diyor. Alın dedi yanındakilere diyor. Aldılar diyor tavukları arabanın bagajına koydular. Tam araba hareket edecekken diyor camı örtmeden önce hafifçe döndü diyor baktı bana yan gözle. Diyor dedi inşallah bir gün ödeşiriz dedi. İnşallah bir gün ödeşiriz. İşte bu olaydan birkaç yıl sonra Seyda-i Şeyh vefat ediyor. Kudüs'e Allah razı olsun. Bu adam bir gün böyle evinin önünde bir iş yaparken geri geri gelirken birdenbire ayağı kayıyor. O kuletten havuzu dediğimiz havuzun içerisine sırt üstü birdenbire bir düşüyor. Boyun kemiği kırılıyor o adam. Ve boyundan aşağısı felç oluyor. Ne elleriyle ayakları hiçbir şeyini kımıldatamayacak hale geliyor. Neyse hemen alıyorlar bir battaniyelere falan sarıyorlar. Bir minibüs çağırıyorlar Veysel Karani'den. Bunu bindiriyorlar, götürüyorlar. Tabii Baykan, Batman, Siirt, Diyarbakır falan yapacak bir şey yok diyorlar. Bunun geri dönüşü yok. Bu boyun omurgu zedelenmiş. Bunun tıpta zaten bir çaresi yok. Artık iyi bakacaksınız. Bakabildiğiniz kadar bakacaksınız. Bir gün diyor, bir gece odamdayım diyor. Yatağımda uzanmışım diyor. Birdenbire diyor, gece yarısı kapı açıldı diyor. Şeyh Maşuk içeri girdi. Ben böyle baktım şaşkınlıkla neyin var diye adliyim dedi. Diyor dedim kurban ben felç olmuşum dedi. Elinden aşağı tutmuyor dedi. Bunun üzerindeki örtüyü mübarek eliyle kaldırdı diyor. Sonra elini böyle vücuduma çekti. Sen hiçbir şeyin yok diyor. Ayağa kalksana dedi. Diyor kalktım oturdum diyor. Sonra yataktan yani somya gibi bir şeyin üzerinde aşağı indim diyor. Ayakta durdum diyor. Bana dedi ki bak senin hiçbir şeyin kalmadı diyor. Sonra döndü kapıya doğru yürüdü diyor. Tam kapıdan dönerken yüzünü çevirdi diyor. Dedi ödeştik mi dedi. Kapıyı kapattı. Kapının kapanmasıyla uyandım diyor baktım ayakta.